Cumhuriyet Halk Partisi 200'ün üzerinde belediye başkanı ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 17-19 Aralık tarihleri arasında Kayseri'ye gelecek. Kayseri il örgütümüz ev sahipliğinde 17 Aralık'ta başlayacak olan çalıştayımız 18-19 Aralık 2021 tarihleri arasında, yani 3 gün sürecek. Milletin sesi olan genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Kayseri'ye gelerek bu çalıştayımıza katılacak. Genel Başkanımız aynı zamanda 18 Aralık'ta saat 13'te Kadir Has Kültür Merkezi'nde engelli vatandaşlarımız ve onların aileleriyle bir araya gelecek. Onların yaşadıkları sorunlara dikkat çekecek. Vatandaşlarımızın sesi olacak. Bunun yanında belediye başkanlarımız heyetler halinde kent merkezi ve ilçelerimizde de çalışmalar yapacaklar. Burada halkçı belediyelerin yaptığı çalışmaları anlatacak, vatandaşlarımızla bir araya gelerek onlarla görüş alışverişinde bulunacaklar. Çalıştayımıza 200'den fazla belediye başkanımız katılacak. Kayseri il örgütü olarak milletvekillerimizin ardından böyle bir buluşmaya da ev sahipliği yapmanın gururunu, heyecanını ve coşkusunu da yaşıyoruz. Bu buluşmalarla birlikte partimizin tüm kademeleriyle halkın içinde olmaya da devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, her türlü bürokratik engellemelere rağmen halkın belediyeleri halk için projeler üretip halk için çalışmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz ülkemizde ekonomik sıkıntıların had safhada hissedildiği dönemde örnek çalışmaları hayata geçirdiler. Halkın belediyeleri zor günlerde yaptıkları çalışmalarla da örnek oldu. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergilediler. Kayseri'de dahi vatandaşlarımız yeri geldiğinde mevcut AKP'li belediyelere halkın belediyelerini örnek gösterdi. Büyükşehir Belediyesi önünde halkın belediyelerini örnek vererek CHP'li belediyeler halka destek veriyor, siz neden vermiyorsunuz diye hesap dahi sordular. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler çok iş yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Örneğin vatandaşlarımızın borcu var diye suları kesilmedi. Ekonomik sıkıntı yaşayan esnafa destek verildi. Esnafa nefes olundu. İş yerlerinden ya kira alınmadı ya da düşük kira alındı ya da borçları ertelendi. Askıda fatura uygulamalarıyla yardımlaşmanın en güzel örnekleri sergilendi. İhtiyaç sahibi vatandaşların faturaları ve esnaflara olan borçları ödendi. Özellikle pandemi süreci ile birlikte zor günler geçiren sanatçılara, müzisyenlere destek olundu. Toplumun her kesimine dokunan projeler üretildi. Belediyelerde asgari ücretle çalışan emekçilere de gereken destekler verildi. Dikkat çeken maaş artışları yapıldı. Değerli katılımcılar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde savurganlık olmaz. Yandaş kayırmacılığı olmaz. Her iş adil bir şekilde, şeffaf bir şekilde yapılır. Liyakat esas alınır. İşte bu kapsamda belediyelerimizin yaptığı ve bundan sonraki süreçlerde yapacakları çalışmaları Kayseri'de değerlendireceğiz. Halkımızı anlatacağız. İktidar yolunda halkımızla buluşmaya da devam edeceğiz. Yerelden genele yayılan coşkuyla halkın iktidarı yakın. Bu karanlık günler bitecek. Halkımız hiç umutsuzluğa kapılmasın. Genel başkanımızın da dediği gibi iktidarımızın sadece ilk haftasında, ilk bir ayında memleketimize huzur gelecek. Herkesin yüzü gülecek. Her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye barışı, huzuru, hoşgörüyü, sevgiyi getireceğiz. Üreten Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Geliyor gelmekte olan hepinize teşekkür ederim.